İktisat Kantini. Daha önce fanzin dergim, radyo programı, gazete köşesi, Şubat ayında kitap, hiç olmadı Yıldız Teknik Üniversitesi Barbaros kampüsünde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi kantini olarak karşınıza çıkmıştır. Şimdi ise mesele ekonomi aracılığıyla daha da farklı bir formatla karşınıza çıkıyor. Bundan böyle belli periyotlarla sizi hem işin mutfağında dolaştıracağız hem de farklı bir üslupla ekonomi gündemini yorumlayacağız. Bu bölümde Merkez Bankası koltuğuna oturan ancak kum saati gibi zamana yenilen başkanları konuşacağız ve şimdi sıra Şahap Kavcıoğlu'nda mı diye soracağız. Daha önce Bakanlar Kurulu kararıyla atanan Merkez Bankası Başkanı artık Cumhurbaşkanı kararıyla atanmaya başlanmış ve 5 yıl olan görev süresi 4 yıla düşmüştü. Bu bağlamda şimdiye kadar görev alan 24 Merkez Bankası Başkanı'nın ortalama görev süresi 46 ay iken bu süre Sonuç Başkan Murat Çetinkaya, Murat Uysal ve Naci Ağbal için sırasıyla 39 ay, 16 ay ve 4 ay olarak gerçekleşti. Böylece 2016-2020 arası Merkez Bankası Başkan değişikliği ortalama 1,5 yıla kadar düştü. Geçen bölümümüzde sorduğumuz Merkez Bankası daha ne kadar bağımsız kalacak sorusunun cevabını ise hiç bekletilmeden aldık. Naci Ağbal, 7 Kasım 2020'de atandığı Merkez Bankası Başkanlığı görevinden piyasalar ve ekonominin diğer paydaşları tarafından teveccüh gördüğü beklenmedik bir anda 132 gün sonra alındı. Şimdi ise kafamızdaki soru çok daha net. Naci Ağbal'ın yerine atanan Şahap Kavcıoğlu görevine ne zaman veda edecek?